Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil ba'dil amin. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arina al-batila batilan ve rzuqna jitinaba. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları hakkında okuyarken dersimizi bugün navbatdagisi. Bugünkü biz okuyduğun sahaba bu Said ibn Zeyd raziyallahu anh. Said ibn Zeyd, Amr ibn Nufayl. Bu kişi aşarayı mübaşaranın biri. Tiriligi de cenneti ekenligini Resulullah'tan haberini eşken 10 kişinin biri. Bu kişinin hayatına kirişliğinden avval o kişinin otası hakkında az yine yapıp oturuşuyumuz gereği buladı. Otası, Zeyd ibn Amr ibn Nufayl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala peygamber olup yubarılmasılarından avval muvahhidlerden, ahli tevhidlerden idi. Zeyd ibn Amr ibn Nufayl hala Resulullah peygamber olup yubarılmasılarından avval Kabe'ye bir gün suyanıp durardı. Kureyşliler özlerini kaysdır, bayramlardan birini nişanlar. Erkeğe ayol, yaş o katta, en yakşı kımmat çıralı kıyımlarını kıyıp soyuşluk için atalgen, butlarga soyuşluk atalgen koyularını hayda borardı. Ularını körüptürüp aytardı. Ey Kureyşliler, bu koyunu Allah yaratken bosa, Osmanlı sonu çürü bereken Allah bosa, köketlerini öndürü bereken Allah bosa, şükür anası ki Allah'a soyuştu onu ki bu koyunu butlar getirip soyasızlar mı? Hala Resulullah yubarılgenleri yok. Hala İslam'a davet kılıngeni yok. Bu kısımına da dalalat kıladı. Çünkü nimetini Allah özü bergen bulsaydı, sizler onu koyup başka yasakınırken bulsaydılar. Peygamberimiz etkenler, kullu mavludin yuladu ala fitratin. Her bitti çakalak, fitratta dünyaya geledi. Pakize fitratta dünyaya geledi. İslami fitratta dünyaya geledi. Resul etkenler, bas onu ata anası ya Yahudi kıladı, ya Nasrani kıladı, ya Macusi kıladı. Adam balası mı? Milleti, dini kanaka buluştan kati nezar. Adam balası dünyaya geldi mi? İslam tabiatı bilen tuğuladı. Resulat yaptılar, Yahudi kıladı, Nasrani, Macusi kıladı atanası. Ama Resulullah Müslüman kıladı demediler. Demek için? Özü şündeyem İslam tabiatı da tuğuladı. Çünkü İslam, braderler, insanındaki bir pakize fitrat. Pakize fitrat bu İslam. Mana şu fitrat her bitti insanga berilgan. Kişi ana şu fitratını özgertirmese, hakkını islese, İslam'da bo'ladigan bo'lsa albatta nafsi xotirjam bo'ladi. Mana Zayd ibn Amr ibn Nufayl hali Qur'onda eshitmagan bo'lsa ham, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislardan xabari bo'lmagan bo'lsa ham, bu shirkiyatga rozi bo'lmayapti. Nima uchun? Chunki u kishida pokiza fitrat, pokiza tabiat bor. Zayd ibn Amr ibn Nufayl ana shu jahiliyat davrida islomgacha yetib kelmadi bu kishi. Bir marta ham butlarga sajda qilmagan kishi edi. Umar ibn al-Xattob. U kishining otasi Xattob Zayd ibn Amr ibn Nufaylga amakivatcha ham deyiladi. Xattob Zayd ibn Amr ibn Nufayl bilan otasi boshqa aka-ukaydi ham deyiladi. Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. Yuhricul hayye minel mayyiti ve yuhricul mayyiti minel hayy. Allah Azze ve Celle. Allah Teala ölüden tiriğini çıkaradı, tiriğden ölüğünü çıkaradı. Hatta müşrik idi. Lekin ondan Ömer isimlik, Müslüman, sahaba, aşere-i mübaşere çıktı. Otası yaman bolsa, elbette bolası yaman degen yapıyor buradalar. Ve aksinçe zor adamı bolası, ablak buluşu mümkün. O Allah Teala her neyse kadir boyan zon. Çünkü nimetini Allah bergen bo'lsa, sizler Allah'a şükür keltirmasdan butlarga kurbanlık kılasızlar. Hatta Zayd'in bu sözlerini eşitip şapalağına uğrayıp etti ki, kaçan geçer, şey deyemiz bu beymeni geçtiğinde. Bu oldu de şimdi, yapır orasın mı? Hak bilen batıl ortasındaki küreş, buradalar kıyamet geçe, kayın buladı, daim buladı. Her zamanda, her mekanda bu nesle devam etip gitken. Çünkü Müslüman adam yakışı buluş gerek ki, eğer hak düşerse, kitabı sünnetki muvaffuk gün keçiremen dese elbette onge hasat kıladiyanlar buladı. Elbette onun ayıbını kâhle bir adiyanlar buladı.
tanqid qiladi, mayda xatolarni istab turib, bo'rtiradi, tijoratga aylantirib oladi. Musulmon odam mana shu narsaga tayyor bo'lishi kerak. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Said roziyallohu anhuning otasi. Zayd o'zini hamrohlari Varaq ibn Nawfal, Abdullah ibn Jash va Usmon ibn Xoris. Bular bir joyda to'planib o'tirishdi-da, o'zlarining qabilasi Qurayshni holida bahs qilishdi. Zayd aytdi: "Vallohi bilasizlar, bizi qavmimiz biron bir haqiqat ustida emas. Ularni tutgan yo'li xato. Ular Ibrohimni dinida xatoga yo'l qo'yib, unga qarshi yo'l tutdilar. Agar najotni xohlasanglar, o'zingizlarga haq bo'lgan yo'lni topinglar." Bular haqni istashdi. Ular Yahudi va Nasroniylarni rohiblarning oldiga borishdi. Ahli kitob. Rohiblarini oldiga borib, Ibrohim alayhissalomning dini, shariat haqida ular bilishmoqchi bo'ldi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha la ma'al muhsinin. Alloh taolo aytadi, bizning yo'limizda jihad qilgan, kurashgan zotlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilurmiz. Aniqki Alloh chiroyli amal qilguvchi zotlar bilan birgadir. Agar haqni istasangiz, ixlos bilan istayotgan bo'lsangiz, xolis izlasangiz, qo'lingizdan kelganicha harakat qilsangiz, Allohga duo qilsangiz, Parvardigor, haqiqatni istayapman. Seni roziligingni, yuzingni istayman. Meni to'g'ri yo'lga hidoyat qiling. O'zingga bo'lgan muhabbat va ixlos bilan meni rizqlantirgin. Seni yuzing uchun amal qilayotganlarning muhabbati bilan meni rizqlantirgin. Sening roziligingga olib boradigan amalni muhabbati bilan meni rizqlantirgin. O'zing ulardan rozi bo'layotgan, o'zing ularni yaxshi ko'rayotgan kishilarga meni yo'liqtirgin. Agar chin yurakdan so'ragan bo'lsangiz, ixlos bilan so'ragan bo'lsangiz, mana shu duoni asari katta bo'ladi. Varaq ibn Nawfal mana shu to'rtta odamni bittasi nasroniylikni qabul qildi. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganida Hadicha onamiz aynan mana shu Varaq ibn Nawfalni oldiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgandi. Ana shu Varaq ibn Nawfal Zayd ibn Amr bilan haqni istadi, nasroniylikni qabul qildi. Abdulloh ibn Jahsh bilan Usmon ibn Xoris esa biror narsaga erishish olmadi. Mana shu haqiqatni istaganligi haqida Zayd ibn Amrni o'zini hikoyasiga quloq solamiz. Zayd ibn Amr aytadi: "Yahudiylik va nasronlikni eshitdim, ammo ularni qabul qilmadim. Sababi qalbimga taskin beradigan narsani ularda topmagandim. Ibrohim millati haqida istab ko'p yurdim. Shomga kelganimda menga kitobdan ilmi bor bir rohibning xabarini berishdi. Uni yoniga kelib maqsadimni aytdim. U rohib aytdi: "Ey birodar, Ibrohim dinini izlayapsanmi?" Men ha dedim. U aytdi: "Sen izlayotgan dinning vujudi hozirda yo'q. Lekin haq seni shahringda bo'ladi. Albatta Alloh taolo seni qavming orasidan Ibrohim alayhissalomning dinini yangilaydigan bir kishini yuboradi. Agar uni topsang, unga yetsang, bas uni o'zingga lozim tut." Rasulullohni yuborilishiga haqida ahli kitoblarning qo'lida ma'lumot bor edi. Injilda, Tavrotda xabar bor edi. Mana Alloh taolo Qur'onda Iso alayhissalomning tilidan xabar beradi. Astagfirullah. Va mubashshiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Men dedi Iso alayhissalom, o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar beruvchi bo'lgan holda yuborildim. Iso alayhissalom aytayapti, mendan keyin Ahmad ismli payg'ambar keladi. Buni yashirishdi bular. Yahudlar qabul qilishmadi, chunki Yahudlardan chiqmadi-da. Arablardan chiqib qoldi. Seni o'zingni shaharingdan Ibrohimni dinini yangilaydigan bir odam Alloh yuboradi. Agar uni topsang, uni o'zingga lozim tut dedi. Hashom ibn Urvadan Asmo bint Abu Bakr aytadi: "Tahqiq Zayd ibn Amrni Ka'baga suyanib turganini ko'rdim risolatdan avval. U aytar edi: "Ey Quraysh jamoasi, oranglarda mendan boshqa biron kimsa Ibrohimning dinida emas. Ibrohim alayhissalomni dini, shariati yo'qib ketgan edi xabarlari. Shuning uchun qanaqa qilib ibodat qilishni bilmasdi Zayd ibn Amr. Aytardi: "Parvardigor, men Ibrohimni dinidaman, lekin qanaqa qilib ibodat qilishni bilmayman." Deydi, yotib turaveradi, tartibsiz, palapartish sajdani qilaveradi, rukuni qilaveradi.
Qarang, hiç kim davat qilmasa ham haqqda o'zini pokiza tabiati bilan istayapti. Va mana shu kishini payg'ambarimiz qiyomatda yolg'iz o'zi ummat bo'lib turiladi deganlar. Bitta o'zi yolg'iz ummat bo'lib turiladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Zayd ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilishdan avval vafot etdi. Va vafoti yaqinlashar ekan o'kindi. Afsus chekdi. Ana shu yuboriladigan nabiyga o'g'lini hamroh bo'lishligini so'rab duo qildi. Parvardigor, bu yoshlikdan meni mahrum qilayotgan bo'lsang, o'g'limni mahrum qilmagin. Alloh duosini ijobat qildimi? Duosini ijobat qildi. Zayd ibn Amr ibn Nufayl Qurayshliklar ko'mish uchun olib ketayotgan qizchalarini olib qolar edi. Ey qizingni ko'mma, menga ber. Va idal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Vaqtiki ana shu kichkina qizchalar ko'milganda qiyomatda so'raladi. Qaysi ayb uchun ko'mildi, o'ldirildi deb. Ko'mgan olib ketayotganlarni olib qolar edi. Menga ber qizingni, ko'mma, men qalmog'imga olaman, olib qolar edi. Boqib ulg'ayganda, balog'atga yetganda haligi odamni topib borardida, qizing balog'atga yetdi. Xohlasang qaytarib ol, xohlasang menda qolaversin derdi. Qarang, Zayd ibn Amr ibn Nufayl o'zi yuborilgan, ya'ni va'da qilingan payg'ambarga yetolmasligini bilganidan keyin o'g'lini haqqiga duo qildi. Birodalar, farzandlarni haqqida duoda bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan sen. Qara ona palonchining bolasini. Ha, sen nimaga bu bo'lmaydi? Chunki bu seni bolang, o'shuncha odam bo'lmaydi. Palonchi palonchini bolasi o'shuncha odam bo'ldi. Chunki otasi ishonib haqqiga duo qilgan. Ha, yo'lagan bolasini tramplin bo'lib turib bergan yelkasini qo'y, bosib chiqqan bolam tevaga deb. Ha, sen odam bo'lmaysan dedi. Bu o'ta muhim narsa birodarlar, mu'minning niyati va duosi. Masalan, siz ilmingiz yo'q. Diniy bilimlardan xabaringiz yo'q. Ammo duo qilsiz. Farzandimga shu ilmni bergin deb. Qo'lingizdan kelgan sharoit yaratib berib, yo'lasiz. İlim yolu yollab qo'ysiz, doim duo qilib tursiz, farzandingiz olimlardan bo'lib yetishsa, qilgan har bitta savobli amalidan sizga ulush bor. Bolangiz yetgan cho'qqi, sizni yetgan cho'qqingiz bo'ladi. Siz yeta olmadingizmi shu cho'qqiga? Yo'ling bolangiz chiqsin. Bolangiz yetgan bo'lsa, demak siz yetgan bo'lasiz. Shuning uchun birodarlar, o'ldi, o'shdi bo'lishni xohlamasak, bolalarimizni tarbiyalaylik. Otalar bor, bolasi bilan ishi yo'q. Yigitlar, akalar, ukalar, farzand tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q hayotimizda, musulmon sifatida. Qonni Alloh boqadi. Qorni Alloh boqadi uni. Siz o'lib ketsangiz ham rizqini yeydi u. O siz o'lib ketsangiz ham Alloh yozgan kuni uyli joyli bo'ladi. Sizi bitta muhim ishingiz bola tarbiyasi edi. Shuni zo'r qilib qoyillatyapsizmi? Otalar bor tashab qo'ygan o'zini holiga bolalar. Biroq bir musibatga kirib, boshi bir muammoga kirib qolgan paytda orqasidan odamlar istab kelishdi boshlaganda nima qilib yuruding o'zi, qayerda yuruding deydi. Telefon olibdi falon pulni, qarz pulga olding, so'ramaydi. Ha, bo'pti olgan bo'lsang, bo'pti o'lib ketsa. O'g'illadimi, qarzga oldimi, kim bilan muloqot qilyapti, qayerda yuribdi kechki paytda? Ishi yo'q. Yana otalar bor. Yana shu otalar ham bor, o'zini umrini farzandlarini tarbiyasi yo'liga tikib qo'ygan. Dunyodagi bitta muhim ishi mana shu deb turib, birinchi o'ringa farzandlarini tikib qo'ygan tarbiyasini. Pulini sarflaydi, tinmasdan kuzatib turadi. Ene palonchini bolasi bo'ladi-ku. Sizni bolangiz hamchi xuddi shu palonchini bolasi taqa. Aqli hushi joyida, faqat nima yo'q. Zayd ibn Amr duo qilyapti, Parvardigor, bu payg'ambarga men yeta olmas ekanman, lekin bolamni mahrum qilmagin bu yaxshilikdan. Duo qilaylik ko'proq va sababini qilaylik orqasidan. Rasululloh Zayd ibn Amrni jannat ahlidan ekanligini xabarni berganlar. Qiyomat kunida bir o'zi ummat bo'lib tiriladi. Alloh taolo Zayd ibn Amrni duosini ijobat qildi. O'g'li Said ibn Zaydga Rasulullohga sahoba bo'lishi baxtini berdi. Birinchilardan bo'lib iymonga keldi. Sabiqunal avvalun. Hali Rasululloh Darul Arqamga kirmasidan avval Abu Bakrni da'vati tufayli birinchilardan iymonga kelganlardan bo'ldi. As-sabiqunal avvalun. U bilan birga ayoli Fatima binti Xattob ham iymonga keldi. Qarang. Fatima binti Xattob Umar ibn Xattobning singlisiga Said ibn Zayd uylandi. Said ibn Zaydning opasiga Umar ibn Xattob uylandi. Tushunarlimi?
Ömer'de sinisi gel, Said'i ülengen, Said'in opası gibi Ömer'in hattab. Bunlar Adi'yi uruğudan. Bu Kureyşli yigit, avvalgi Müslümanlık etken aziyatlarla hamasını tottu. Onun tolu kısmı, Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Al-Adavi Al-Kureyşi, Adi'yi uruğudan. İslam'ın ramzlarından bugün, adaletini ramzı bugün, Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'ın İslam'ı bana şu Said ibn Zayd raziyallahu anh'ın sebep boyanıdı. Said ibn Zayd ve onun ayalı Fatima bint Hattab iman gekirgenlerini eşitip Ömer ibn Hattab küvabilen sinisini öldürüşü için yüge baradı. Bu kısa maşgur eşitkenimiz. Ve bana şu küvabalası tüfeğli İslam gekiradı. Amlakul İslam, İslam'da en büyük ramzlardan boyan Ömer Adil İbnül Hattab'ını İslam'a Said ibn Zayd sebep boyan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıyandılar. Allahümme izzel İslam'a bihabbi hadayni racüleyin. Parvatikar, bana bu iki kişiden kaysa biri senge mahbub rab olsa şunu İslam'a kirgizip İslam'a kuvvet ver. Ömer ibn Hattab ya Amr ibn Hişam, Abu Cahil. Allah da ola ki Ömer ibn Hattab mahbub rab oldu. Resulullah'ın duası Ömer ibn Hattab'ın üstüne hak oldu. Bu kişinin İslam'a kaytar ve etemiz Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl sebep oldu. Bana Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u özü halife olup şahit kılınganından ki vefat kılıçtan avval ahli şuranı bilgiler koygan 6 kişinin. Yani şu 6 kişi aşarayı mübaşşaralar. Lekin Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl'ını özünü küya balasın bana şu ahli şuraya koşmadı. Ne mi üçün? Birincilerden olup İslam'a kirganıdı. Hizmatta kıyanıdı İslam'a. Ne mi üçün koşmadı? Çünkü küya balası itti. Özünü uruğu itti. Özünü uruğudan boyanık için halis basın iştip özüne küya balası Said ibn Zayd'ını ahli şuraya koşmadı. Bulmasam ahli şuraya buluştuk ki layık adamıdı. Said ibn Zayd raziyallahu anh. Yani halis işkili şuna kabul edin. Halis işkili şuna kabul edin. Sahaba Said ibn Zayd raziyallahu anh'ın tercümeyi halı. Sayyidimiz Said ibn Zayd imanga kelgene de yaşı yigiman atrafı deydi. Çünkü buradalar, kança irtaraq Allah'ını tanısek, kança irtaraq ibadet yıkılsek, kança irtaraq Allah'ın manhacıge hayatımızı kursek, kança irtaraq Allah razı buladığın işi tollasek, hayatımız çünkü yaşı oladı. Said ibn Zayd raziyallahu anh'u Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in berçe meşgatları da birge buldu. Uhud, Handa, Hunayn, Tabuk, Mu'ta gazatları da. Ama Badr'da birge bulmadı. Sebabı Resulullah Badr'a çıkıp geçtiğinden avval Said ibn Zayd'e bir işini büyürgen buladılar. Bu sahaba çıkıp geçtiğinden idi. Kaytip geçtiğinde Badr gazatının hayası yetken idi. Resulullah ne oldu geçtiğinden idi? Resulullah o kişiye Badr'da çıkan ölçelerden verdiler. Demek ki bu kişi Badr'da katnaşkenler Katar'da buldu. Said ibn Zayd raziyallahu anh'u Müslümanlarını, askerleri Katar'da Kisra ve Kaysar saltanatlarını mağlup kılıçta hem iştirak etti. Madine ahli uzak vakit gapirib yurgan bir vakıya. Bu kişinin hayatı bir vakıya oldu. Buraya vakıya hayatta tez tez bulup duradı. Tuhumat kılıç buraya. Bohtan kılıç. Banu Umayya uruğunun halifelik devrede bir ayol Said ibn Zayd raziyallahu anh'u onu yerini tortib özünü kikvagenliği hakkında gap tarqatdi. Aşarayı mübaşşara bogan, Resulullah'ın sahabası bogan, Resulullah ondan razı bogan sahaba bir ayağlı yerini tortuvagenmiş, özünü kikvagenmiş. Bu ayol gapını tarqatıp yürüdü yürüdü, özünün işini ahırı vali Marwan'ın hakemge arz kıldı. Vali işini anıqlaştığı için bu uluq sahabanı aldığı adam yubardı. Burada yerini tortu aldıyız mı deyip haliki adamlar geldi. Bu gap Said raziyallahu anh'a yağır geldi. Bazı şunu kabul edin buradalar. Müslüman kişi dini de sabit, takvaya intilgen ama husumatçısı var, tuhumat kıladı. Halkı gap takatı yürüdü. Bu bunu bilmiydi. Aslında bu asası yok bugün boktan gap. Şuna kadar gaplarda takatı yürüyen adam eşken payıda adamlar ayırdı. Ha bu özüçe takva darı diyor bu. Ben şuna kıptı mı? Biz özümüzden şuna deyimiz. Kareler de. Aa şuna biz teşhir miyimiz? Allah Teala Kur'an'da ne dağıyken, mu'minlerken. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu in ca'akum fasikun binebeyin fetebeyyanu. İman keltirgenler. Bu fakat mu'minlerken hitap.
Boşkalar gelmez. Ey iman keltirgenler. Bir fasık haber alıp gelse. Fetebeyyenu. Anıgleyler. Sorap soruşturuyorlar. Bilmezden bir kavimge azar yetkizi koymayla teşirmezden şu yaptı. Buna kadar yap taşırken adam mı? Bazara daim girdi. Hemeniz iki kulağımızın adını geçirttiremiz. Şat sındırıp koyun da bir madde. Tohta. Hazmet telefonla sorayım ben şunu. Deyin de yapırmaydı şu yaptı. Buna kalmaz bizde. Ha, kendi mi yaptın? Deyimiz biz. Bana Resulullah razı bugün, Allah razı bugün, aşarayı mübaşara bugün, Said ibn Zayd hakkı da beni yerimi zulmen tartı aldı dese, adamlar şunu eşit yürüptü. Bu sahabaya bu söz ahır geldi. Şunun için buradalar, polançızı bana kadar yaptı degen de, şat telefon kılayın. Nemeye ona kadar o deyken? Bir sababı bağlı deyken, uyan teşirmesinden bir yaptı eşit durdu, sakızı bana kadar vardı mıyken? Yok, Allah da Allah büyürü yaptı, bu bizim ihtiyarımızda geçmez buradalar, haber geldi sorup soruşturuşluyum. Bu söz, bu sahabaya ağır geldi. Cenneti bugün, cennetke başarat kılınken sahaba burada yerini tartı aladı mı? Kim bir Müslüman buradalar hakkıdaki gümanını yaman kılgen bulsa buradalar, Allah hakkıdaki gümanını yaman kıptı bu adam. Çünkü bu sahabaya ağır battı da, sonra dedi ki, şu ayolga zulüm kılıp yerini tartı aladı da öylediler mi beni dedi. Ahir men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin men zalama şibran minel ard degen hadisini eşken bulsam. Yani kim bir karıç yerini zulmen buradan tartı aladıgen bulsa, kıyamet günü geçe, falan 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 okubatke kalar degen hadisini eşken bulsam, kendiye kalıp onu yerini tartı alamam dedi. Bu kişiye tuhmat kılındı, bu kişiye zulüm kılındı, dua kıldı. Parvardigar, bu ayol beni onge zulüm kıldı demokta. Eğer o yalgancı bulsa, bas onun gözünü kör kılıp koy. Sonra onu men bilan talashayotgan özünün quduğiga tashlab yuborgan. Meni unga zulm qilmaganimni musulmonlarga bildiradigan bir nurni mening haqimda zohir qilgin dedi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Mazlumni duosidan qo'rqinglar birodarlar. Sizning qo'lingizda bir mansab bordir, quvvat bordir, pul bordir, lekin un tomonda Alloh bor. Tushunyapsizmi? Qo'lingizdagi hamma narsa maxluq. Sizin kolunuzdaki hemen asla zahil bop getirdiğin narsa. Ama mazlumda tamamen de Allah'a var. Seni Allah'a koydum dedi mi? İş pişti. İş pişti. Bugün mü etten mi bir ilme anı harbi oladı bu adam. Yolu hakkını kaytarı verin. Yolu barıp keçirin sorup koyun. Üzür seni gıybat kıyan adam. Seni hakkıyla alacağı yapırken bitti özü halkalı olaydı bu narsanı. Hiç kim ortaya düşüyor muydu buradalar? Said roziyallohu anhu aytadi, ozgina vaqt o'tdi, aqiqdan sel keldi. Madinaning vodiylaridan bittasi. Sel o'zini yo'lidagi narsalarni yuvib Madinaga kirdi. Yomg'irning suvi anavi ayol Sa'd bilan talashayotgan yerni chegarasini yuvib ochib qo'ydi. Alloh taolo bir nurni paydo qildi Said roziyallohu anhu so'raganidek. Zulm qilmagan ekan. Qarang, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Haligi ayol hech qancha vaqt o'tmasdan ko'r bo'lib qoldi. Yerini paypaslab yürüp, özünü yerindeki bir kuduğa düşüp gitti, çöktü öldü. Adamlar birbirine arvana közünü kör kıyandık, Allah seni közünü kör kısın derdi. Bu ayağın ismi arvaydı. Zulüm kıldı, tuhumat kıldı, sahabana duası icabat buldu. Salih insan, muslih insan, adamlarla faydası diyeken insan, bunda kişiye yamalı kılıçtan, bunda kişiye tuhumat kılıçtan, dilini artık başına ihtiyat oluyoruz. İttaku davat al mazlum fe innehe leyse beynehe ve beynallahi hicab. Mazlumlu duasından korkuyorlar. Çünkü onu duası bilen Allah'ın ortasında tosadığı hiç kendi hicab yok. Said ibn Zayd raziyallahu anh'ın farzandları. Bu hakkında Allah'a da toktalışımız gerek. 30'da balası boyun eken. 12'de oğul, 18'de kız. Abi nevere çevrelerimiz bile 30'daki yetti gidip koyardı. Abi, mübarek enem köpeğsin Allah da 300'de yetkisin size. Lekin bu kişinin bitti özünü farzandı neşte o geneken? 30'da. Atlarını kırın. Oğulları. Katta Abdullah, kiçik Abdullah. Katta Abdurrahman, kiçik Abdurrahman. Katta İbrahim, kiçik İbrahim. Katta Amr, kiçik Amr. Talha, Muhammed, Halid ve Zeyd. 12 oğul. Kızları. Katta Ummu Hasan, kiçik Ummu Hasan. Katta Ummu Habiba, kiçik Ummu Habiba. Katta Ummu Zayd, kiçik Ummu Zayd. Ayşe, Atike, Hafsa, Zeynep, Ummu Salama, Ummu Musa,
Ummu Said, Ummu Nu'man, Ummu Salih, Ummu Halid, Ummu Abd ve Dajla. 18 ta kız. 12 oğul, 18 kız. İmam Ahmed'den keltiriladi, Said ibn Zayd raziyallahu anhu kunlarda birida Rasulullah'ga aytgan edi. Ya Rasulullah, albatta meni otam özünüz ko'rganingiz ve bilganingizdek, agar sizga yetganida albatta iymon keltirgan ve sizga ergashgan bo'lar edi. Bas uni haqqiga istig'for ayting dedi. Bas Rasulullah ha dedilar ve uni haqqiga istig'for aytdilar. Haqqi istovdi, naq mushriklarda ichida turgan bo'lsa ham Alloh taolo haqqi uni qalbini bir hidoyat qildi. Payg'ambarda da'vatni eshitmasa ham bitta o'z ummat bo'lib turlar ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni haqqiga istig'for aytdi. Said ibn Zayd raziyallohu anhu jannatga bashorat qilingan 10 ta sahobani bittasi. Abdurrahmon ibn Auf raziyallohu anhu'dan bu hadis. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr fil janna va Umar fil janna va Usman fil janna va Ali fil janna va Talha fil janna va Zubayr fil janna va Abdurrahman ibn Auf fil janna va Sa'd fil janna va Sa'id fil janna va Abu Bayda ibn Jarroh fil janna. Ana shu 10 ta sahoba aytilganda Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ham jannatlar ekanligini Rasululloh xabarni berganlar. Mana shu 10 ta kishini jannatga kirishiga aniq ishonamiz. Mana shu 10 ta kishi aniq jannatga kiradi. Qolganlarni jannatga kirishini umid qilamiz. Chunki bu 10 kishi o'zidagi bor narsani sarf qilishdi. Rasulullohga bo'lgan qalbidagi muhabbati chin bo'ldi. Yaxshilik eshiklari birodalar hali ham ochiq. Siz sahoba bo'la olmadingiz. Biz sahoba bo'la olmadik. Lekin har bittamiz o'zimizni zamonimizga bir qahramonga aylanishimiz mumkin. Mol topsin, katta miqdorda mol topsin. Alloh yo'lida infoq qilishni maqsadda topsin. Ilm o'rgansin, xaloyiqqa ta'lim bersin. Shariat hukmlarini o'rgansin, mahkam tussin. Boshqalarga o'zini amali bilan, xulqi bilan ibrat bo'lsin. Mana shu odam ham o'zini zamonasining qahramoni bo'laveradi. Sullatun minal avvalin va qalilun minal oxirin. U peshqadamlar avvalgi ummatlardan ko'pchilik, keyingilardan esa Muhammad aleyhissalom ummatidan esa ozchilik dedi. Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, u kishining vafoti. Said ibn Zayd raziyallohu anhu hijriy 50-yilda aqiqda vafot etdi. Uni Madinaga olib kelishdi. Bu vaqtda u kishining yoshi 70 o'tgan edi. Darsning xulosasi. Said ibn Zayd va uning otasi Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ularning qissasi mana shu. Qisqagina xabarlari ko'p emas, lekin bu qisqagina xabarlari ibrat va istinbotlarga to'la. Said roziyallohu anhuning otasi duo qildi. Parvardigor, menga nasib qilmading shu yaxshilikni, o'g'limni mahrum qilmagin dedi. Qattiqroq e'tibor qilaylik farzandlarimizning tarbiyasiga. To'g'ri ilmni o'rgataylik, sulukiyatini kuzataylik, o'zini holiga tashlab qo'ymaylik. Allohning to'g'ri bo'lishiga ko'mak beraylik. Shunda u yetgan cho'qqilar sizni o'zingiz yetgan cho'qqingiz hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bu kişilerin hayatını okup örgenip ibret alışını hammamızga nasip etken olsun. Aqulu qavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullah.